şimdi annesi Derya beni kızıma gönderin, beni kızıma gönderin demişti. Derya'yı bir görebilir miyim arkadaşlar? Derya'cığım. Derya Antalya Seri'ye geri döndü. Derya, Allah sana sabır versin Derya'cığım. Amin Didem Hanım, Allah razı olsun. Yani sen ilk bize başvurduğunda biz senin kızını canlı bir şekilde bir günde hemen bulmuştuk. Fakat bu kez maalesef Nihal'den geriye sadece birkaç parça kaldı. Onlar da adli tıp kurumuna, otopsi işleminden sonra adli tıp kurumuna gönderilecek. Evet. Yani bu noktaya gelmesini hiç kimse istemezdi ama yani Muhammed de tabii cinayeti hala işlemediğini söylüyor fakat yani kızını yarısını gömmüş bu arada. Orayı yeri gösterdi. Kızına ait kemikler bulundu. Yani %99.99 senin kızın yani işte onlar da otopsi işlemi için şu anda adli tıp kurumunda. Şimdi ben Nihal nasıl bulundu, ne oldu, son gelişmeleri bir izleyicilere bir aktarmak istiyorum izin verirsen. Sonra senin de bir çağrın var, bir isteğin var, onu biliyorum. Onu da duyurmak için özellikle yayına bağlanmanı istedim. Bir şey mi söylüyorsun? Sağ ol. Şu gelişmeleri aktarayım. Gelişmeleri aktarayım, hemen seni dinleyeceğim. Arzun, isteğim var, onu da duymak istiyorum. Beni kızıma götürün demiştim. Hemen apar topar seni Antalya'ya gönderdik. Şu anda evindesin biliyorum. Dün Nihal nasıl bulundu? Nasıl kendisine ulaşıldı? O anları bir ekranlarınıza getirelim mi sevgili izleyiciler? Muhammed yer göstermeyi için... Kadınlara ne yaptırıyorlar? Ben anlamadım ki Muhammed ele geçirdiği kadınları... Muhammed bugün Sayın Savcımızın karşısında çıktı ve Nihal'i bıraktığı yeri gösterdi. Ve senin kızına bugün, Nihal'in cansız bedenine bugün ulaşıldı. Kuzum gitti. Ali oraya gitti, annen gitti. Dosya savcısı huzurunda ifade işlemleri tamamlanan Mehmet Muhammed yer göstermeyi için Emince'ler mevkiindeki bir noktaya getirildi. Mehmet Muhammed'in yer göstermesinin ardından Nihal Babayiğit'in cansız bedeni arkamda görmüş olduğunuz alanda bulundu. Şu anda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Serek Asayiş Büro ekipleri şerit çekiyorlar bölgede güvenliği sağlamak amacıyla. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de şu an bölgeye geldiler. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra onlardan Nihal'in cansız bedeninin bulunduğu alana geçecekler ve gerekli çalışmaları yapacaklar. Yer gösterme işlemi tamamlanan Mehmet Muhammed şu an Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Ve Sayın Savcımızın karşısına çıktıktan sonra yer gösterme için herhalde orada konuşulanlardan sonra şunu söylüyor Derya. Muhammed diyor ki ben diyor cinayeti işlemedim fakat ben şeyin nerede olduğu, nerede gömülü olduğunu biliyorum diyor. Yani tabii hiçbirimiz buna inanmadık yani. Sen de inanmadın değil mi Muhammed'in bu dediğine? Maalesef senin kızını yani katil zanlısı Muhammed öyle görünüyor. Kesinlikle inanmıyorum Didem Hanım. Ne derse desin. İnanmıyorum. O yaptı. Her şeyi o yaptı. Bir de Başak. Başak'la ikisi. Ben kesinlikle inanmıyorum. Evet. Peki senin kızını bu cinayeti neden işlediler? Bu sorunun yanıtı sende hala yok mu? Yani niye öldürsünler senin işitme engelli 24 yaşındaki dünyalar güzel evladını ya? Zaten çocuğundan da mahrum bırakmışlar ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl vicdansızlık? Nasıl yani insan değil ya. İnsan değil yani. Ya benim düşüncem kıskançlık ve bebek için değil ama. O yüzden ortadan kaldırdılar.
Ya bir detay var. Bir detay var. Seni de çok üzmeden üstüklü bir şekilde açıklamaya çalışacağım. O detayı da yani şöyle çok fazla söylemeyeyim de. Yani çünkü yani seni de incitmek istemiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Cinayeti işledikten sonra şimdi canlı yayını izleyen 3 kişi var. Amanda, Başak ve Ali. Cinayeti işledikten sonra kızını böyle defalarca maalesef böyle bıçak darbeleriyle zaten zarar veriyor kızına. Arkasından çocuk yani senin kızın yere düştükten sonra bir hareket daha yapıyor. Yani şunu o hareketi söylemeyeceğim ama inanılmaz bir öfkesi var Başak'a karşı. İnanılmaz sevgili izleyiciler. Yani onu açıklayamam, ekranda da söylemek de istemiyorum yani. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir nefrettir ya? Bu nedir yani? Ya ne istiyorsun sen? Zaten hayatında Başak'la çocuğuna da el koymuşsun. Garibim Antalya'da annesinin yanında kandırarak annesinin yanına alıp götürüyorsun. Bu araziye götürüyorsun. Yani öyle böyle bir nefretten bahsetmiyorum sevgili izleyiciler yani. Korkunç bir şeyden var. Yani konuşurken bile rahatsız oluyorum yani. O kadar o aklıma geliyor yaptığı hareket. Yani çok utanç, ya korkunç bir şeyden bahsediyoruz. En acı olan da maalesef sevgili Derya. O sırada tabii yer gösterme yapıldığı sırada orada kalabalık var. Ve senin annen Akgül Hanım ve kardeşin Ali tesadüfen oradan geçiyorlarmış sevgili izleyiciler. Dayı ile ana Ali tesadüfen oradan geçerken bir kalabalık görüyorlar. Bir gidip bakıyorlar ki ya bir bakalım niye bu kalabalık burada? Bizim Nihal'in de bu taraflarda bir yerde getirdiğini biz duymuştuk falan diyorlar. O sırada Nihal'i bulduklarından ne dayının ne anneannenin haberi yok. Ve o sırada bir geliyorlar ki torunu orada, yeğeni orada. Bir o anları bir ekranlarınıza getirmek istiyorum şimdi. Çıkar beni beynalım. Yalım. Güzel kuzum. Aferin bana. Bana. Biz yaka kıyamadık ki. Sakat algıydılar kuzum. Kuzum. İnsanlık işi değil bu. İnsanlık işi değil. Söyleyecek bir şey var. Allah da lafı edemez. Allah eyvallah. 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 Çocuğun bir en azından mezar olur, bir yeri yurdu olur. Aynen. Ne yatabiliyoruz, ne oturabiliyoruz. Başınız sağ olsun tekrardan. Dayanamıyorum diye sıyaka. Dayanamıyorum. Gözümü gömülden iş getmedi. Diyalım. Diyalım. Suzan da Fatma da onlar da yani bu da kadınlar yani bizim bu ülke kadınlar ne çekiyor sevgili biz ne çekiyoruz ya niye çekiyor kadınlar kadınlarımız niye öldürülüyor ya ya gerçekten çok üzülüyorum ya biz böyle bir millet olmamalıyız ya değiliz de zaten yani tesadüfen anneanne geçiyor orada dayı orada geçiyor bir bakıyorlar bir kalabalık var bakıyorlar ki Nihal orada. Nihal'in kemiklerine ulaşmışlar. Tesadüfen geçiyorlar. Doğru biliyorum değil mi Derya? Annen orada. Evet, evet. Didem Hanım. Yani Allah aşkına gerçekten çok 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 inanılmaz bir... Recai Beyler bu kadar şeyden habersiz olabilir mi? Üç kadın da ekranda ağlıyor ya. Ya ben yani gerçekten o kadar... Fatma ayrı ağlıyor, Suzan ayrı ağlıyor, Derya ayrı ağlıyor. Vallahi kalbim sıkışıyor yani. Bu nedir ya? Bir tanesi 15 yaşında, bir tanesi daha 32, iki çocuk annesi, bir tanesi 24 yaşında. Sadece çocukların dünyaya gelme hatası var, başka bir hataları yok Didem Hanım. Evet. Yani sevilmeye, sevmeye ihtiyaçları vardı. Neden genç yaşta? Evet yani. Daha onlar çocuk. 20 yaşında da olsa, 15 yaşında da, 30 yaşında da olsa daha çocuk onlar. Evet yani. Ya neden öldüreceksin? Koy ver gitsin. Bulmuşsun zaten belanı. Başkasını yani o kızını neden öldürüyorsun? Ya şükür deyince burnumun direği sızlıyor. Nurhan deyince burnumun ya, direği sızlıyor. Hepsi aynı değil mi? Hepsi bizim çocuğumuz. Ya üzülüyorum, çok üzülüyorum ama ya bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir şeydir yani? Tuzan. Yani bak Nihal'in kemiklerine ulaşıldı. İnşallah bizi günde bulun. Nurhan'dan da geriye maalesef sadece kemikler kaldı. Şükür'den de öyle keza yani.
Savaş gitmiş cezaevine. İnşallah yani dışarı çıkmış. İnşallah annesine ne sordu? Yani Nuran'ın nerede gömülü olduğunu inşallah annesi söylemiştir ona. Gömülmeleriyle adam. Söyleyecekler. Ben buradan tekrar sesleneyim Cumhuriyet Başsavcımıza, Giresun Bölge Komutanımıza, il ve ilçe komutanlarımıza sesleneyim. Dosyanın, yarım kalan dosyanın tamamlanmasını isteyeyim. Benim çocuğumu yerine nereye attılarsa, hangi aracılığa koydularsa, nereye götürürlerse onu söyleyecekler. Ah Derya'cığım, şimdi senin kızın tabii bir süreç işleyecek. Bundan sonra bununla ilgili bir şey olacak. Yani Adli Tıp Kurumu'nda senin kızının şu anda kızından geriye kalanlar. Evet. Otopsi şu anda İstanbul'a galiba getirildi ya da getirilmek üzere. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş. Senin bizden de isteğin var ama canlı yayında bunu Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın da duymasını ben istedim. Biz tabii ki elimizden geleni yaparız ama sonuçta kurum ona şey yapacak. Ben seni bizden istediğin şeyi ekranda lütfen sen seslendirir misin? Adli Tıp Kurumu Başkanımızla çok da hassas olduklarını biliyorum. Ne istiyorsun onlardan? Söyler misin bir tane? Ben Adli Tıp Kurumu'ndan Didem Hanım, ya bu sürecin fazla uzamasını istemiyorum artık. Kızımın kemiklerinin sızlamasını istemiyorum Didem Hanım. Ah canım ya. Bir an önce huzur ermesini istiyorum artık. Hani bir an önce versinler kızımı bana. Hani bu işin uzamasını da istemiyorum. Hani yardımcı da olursanız çok mutlu olurum. Zaten buna bu kararı verecek olan Adli Tıp Kurumu Başkanımız. Tabii onların iş yükleri de ağır, ben bunu biliyorum. Bir an önce Nihal'i istiyorlar. Nihal'i bir an önce istiyorlar. Bir an önce bir mezarı olsun istiyor. Bir an önce yani ruhu huzura kavuşsun istiyor. Yani 3 yıl boyunca, pardon 7 ay boyunca 7 ay boyunca orada kalmış kemiği. Yarısı dışarıda, vücudun yarısı içeride. Alelacele bir bölümünü gömmüş, bir bölümünü gömmemiş. Vücut bütünlüğü bozulmuş. Mahvolmuş yani her anlamda yani. Allah aşkına ya. Gerçekten çok korkunç. O yüzden daha fazla çektirmek istemiyorum Didem Hanım. En azından bir mezarı olsun. Yeter artık. Tamam, ben bu isteğini bir kez daha ekranlardan söylüyorum ama ben hep şunu söylüyorum sevgili izleyiciler. Ben yerimi ve haddimi bilirim. Ben bir gazeteciyim. Gazetecilikte çok şey bir özel bir meslektir gerçekten. Acılara tanıklık ediyoruz. İzin veriyorlar, hayatlarına giriyoruz. Hayatlara tanıklık ediyoruz. Yani elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Biz sadece soru soruyoruz ama öte yandan arkada gerçekten o kadar büyük bir emek var ki. Antalya İl Emniyet Müdürümüz Sayın Orhan Çevi'ye, Asayiş Şube Müdürümüz Sayın Hakan Akça'ya, Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Veys Emre Yeşilırmağ'a, Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Rasim Oyma Ağaca, Serik İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta'ya, Cinayet Büro Amiri Bahadır Çakmakçılar'a ve Yardımcısı Zafer Yüksel'e, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz aile adına. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten. Yani biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra hukuki süreç devam edecek Nihal'le ilgili olarak, cinayetle ilgili olarak ama tek bir katil zanlısı var, o da Muhammed. Zaten cesette bulunduğu için süreç daha hızlı ilerleyecektir, iddianame yazılacaktır. Yani gönül isterdi ki sevgili Derya kızını sana verelim ama maalesef, ama gerçeklerin ortaya çıkması da çok önemliydi. Nihal'in cinayeti faili meçhul kalmadı her şeyden önemlisi. Allah sana sabır versin. Bir kez daha başsağlığı dileklerimi lütfen kabul et.